Efendim herkese merhabalar. Hepsinden var YouTube kanalıma Erdo Baba döner videoma, gece döneri videoma hoş geldiniz. Şimdi ustacığım selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne var ne yok, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, sıkıntı yok. Şimdi dostum, Erdo Baba'dayız, Hayal Park civarındayız. Anladım. Sezar Hospital'ın yanındayız, doğru mu? Evet. Kaçta kaç arası hizmet verir? Her gün açık mı Erdo 18.00'dan gece saat 04.00'a kadar haftanın 7 günü açarız. Cumartesi, pazar dahil. Her gün açarız. Her gün açıksın. Şimdi etin ne eti hacım? Güzel görünüyor. Avcılarını falan sen yapıyorsun. Evet, her yani, şeyi biz yapıyoruz. Biz kendimiz hazırlıyoruz. Sosu, mayonezi. Bu arada etin ne eti derken şunu demek istedim. Yani yarı göğüs, but karışık mı yapıyorsun? But, göğüs ve yağ, kuyruk yağı kullanıyoruz. Kuyruk yağı kullanıyorsun. Evet, tabii ki de. Oo, kuyruk yağsız lezzetin olmaz. Lezzetin tek adresi diyoruz yani. Erdo Şimdi Erdo Baba'da telefonla sipariş var mı? Tabii ki de. Numara evleri, evleri siparişimiz de vardır. 0538 063 94 36. Peki dostum şunu soracağım. Sabaha karşı 3'te adamın canı döner istedi. Hemen evlere siparişimiz var. Ciddi olamazsın. Tabii ki de efendim. Vay arkadaş be. Şimdi ekmeğimiz Adana ekmeği. Evet. Adana pidesinde karamelize soğan kullanıyoruz. Marulumuz Marulu var. Marulu kullanıyoruz. Domates domatesimiz kullanıyoruz. Var. Şimdi şöyle of. Et güzel görünüyor ama hacım bak et kuru değil belli, kuyruk yağı belli. Tabii hocam. Şimdi avcarı da güzel görünüyor. Şöyle baktığımda of mayonez el yapımı. Kendimiz yapıyoruz sarımsaklı mayonez. Sarımsaklı kendin yapıyorsun. Şimdi hemen sosumuz da geldi. Ranch'den bir farkı yok. Oo. Şimdi hacı şöyle bir şey diyeceğim. Adana kebapçılarını bitirdiniz, tablacıları. Her yerde deli gibi gece dönercisi var. Seni bu gece dönercilerinden ayıran en büyük fark ne? En büyük farkımız onlardan lezzetimizin farklı olmasıdır hocam. Lezzetin farklı. Lezzetimiz, sunumumuz, gelen müşteriler ve halkımızla ilgilenişimiz. Onlar döner yapar, ben lezzet yaparım diyorsun. Tabii ki de. Ben tabii. Sanat yaparım diyorsun. Aynen öyle hocam. Bak güzel bir şey bu. Şimdi peki dostum, sadece hep aynı ustamız mı çalışır? Evet, yani yedek... sadece biz 3 kişiyiz. 3 tamam. Kişilik bir ekibimiz var. Süper. Ustam, ben ve arkadaşım. Şimdi az önce güzel bir şey de söyledin. Şimdi normalde aslında Şırdancı Veysi'nin yanındasın. Kokoreççimiz de var yan tarafımıza. Heh, şimdi şu tarafa doğru hemen caddeye doğru çıkacaksın. Evet, hem ön tarafa çıkacağız. Ayak altı olacaksın aslında aynen, artık caddeye, bundan sonra. Direkt caddeye çıkacağız. İnsanlar seni böyle görecekler. Şimdi şu domates kimin esprisi abi? Domates ustamızın esprisi. Şimdi sanat dediğimiz olay bu mu? Herkes evet, döner yapar biz sanat yaparız dediğimiz espri domates. Aynen öyle hocam. Ama güzel bir şey biliyor musun? O pişmiş domates böyle aşağıya doğru evet. Kendini salıyor. Ustamız yapar biz satarız. Ustamız yapar biz satarız. Güzel. Yağlarımız da akıyor. Şimdi sacın özelliği nedir? Sacın özelliği ekmeği orada ısıtmamız. Normalde ısıtıcımız var aslında. Tamam. O arızalandığı için telafisini bununla gidelim. Demokraside çareler tükenmez diyorsun. Tabii ki de. O zaman şöyle ustam 3 tane güzel az ekmekli orijinal yiyelim değil mi Taha? Ne yiyelim? Orijinal gece döneri yiyelim değil mi? Tamam şöyle az ekmekli bol sarımsaklı mayonez. Üf. Şimdi karamelize soğan normalde biraz şekerlendirir aslında. Tatlandırır. Heh, tatlandırır. Ama soğan ve biberi aslında tadını dönerimizin içinde çok hissetmiyorsunuz. Ha, sadece sende şey yok. Sadece aromasını. Kapya biber de koyuyorsun. Tabii içine. Kapya biber ve soğan. Tamam o biraz daha bir fark veriyordur. Peki dostum şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela işte biz Adanalıyız biliyorsun. Evet. Tablacı salatasını çok severiz. Aha. İlerleyen dönemde tezgahını oraya taşıdığında mesela tablacı salatamız salatası... olacak, patatesim olacak. Heh. İlerleyen günlerde et de ekleyeceğiz yanına. Öyle mi? Et döner de ekleyeceğiz tabii ki de. Çoğaltacağız yani çeşitlerimizi çoğaltacağız. O zaman bambaşka olacak. Adana döneri Adana pidesinde yapıyorsun dostum. Evet. Lavaş falan o da ilerleyen dönemde Aha. tercih sebebi olacak. Lavaş da kullanıyoruz şu an. Ha lavaşın var mı? Aha, şu an kullanıyoruz. Aa keşke neyse tamam. Ama yok gelmedi daha. Ya, daha gelmedi tamam. Ya şöyle şimdi evet orijinal Adana döneri bildiğimiz pide de oluyor. Doğru evet. Diyorsun. Ama ben lavaşta daha çok seviyorum. Sebebi şu ustam. Hani biraz daha böyle sanki ekmek az olunca daha böyle tadını daha çok hissediyorsunuz. Bizim dönerimizde istiyorsanız 5 tane ekmekleyin gene tadını hissedersiniz. Vay. İddialıyız bu konuda. İstersen 5 ekmekleye tadını tabii alırsın. Lezzetin tek adresi Erdo Baba gece dönerisi. Şimdi Erdo Baba telefonla sipariş alıyor dedik. Haftanın her günü açık. Her gün açız. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Gayet de güzel görünüyor. Şimdi şeyi soracağım ustacığım.
kuyruk yağını koymak nereden aklına geldi? Kuyruk yağını koymak ustamızın esprisi, yani ustamızın kendi şeyi. Ama güzel de görünüyor ha arada ustam. Eline koluna sağlık. Yağlı yağlı 10 numara görünüyor. Hı hı. Şurada kapya biberi de görüyorum. Sadece domates. Bizim döner, bizim tavuğumuz asla kurumuyor yani. İşte o yüzden evet yani aslında şey göğüs ağırlıklı biraz hı hı. Böyle baktığımda. Göğüs, but. Bir de 60'a 40 ya da 70'e hı. 30 gibi görünüyor. Evet. Ama şey kurumamış. Hepsi, hiç kurumaz. Hepsi yağlı belli. Soğuk havada mı bekletiyorsun? Nasıl dinlendiriyorsun? Soğuk havada bekletiyoruz. Avcılarımız 24 saat önce tavuğumuzu avcılıyoruz. Ertesi gün takıyoruz. Kardeş ne marka tavuk kullanıyorsun? Şempiliç. Şempiliç güzel. Hı-hı. Bizim buranın malı. Evet. Güzel. Daha doğrusu Türkiye'nin malı. Tabii her gün taze geliyor. Sadece avcılanmadan önce geliyor. Avcılıyoruz. 24 saat dinlendiriyoruz tavuğumuzu. Eline koluna sağlık ustacığım. Şimdi o zaman biz hemen ne yapalım? Afiyetle bunları gömelim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Tacuk. Geldik en cafcaflı yeri mi? Ooo göm bakayım göm. Göm de şöyle ağzın bir lezzet patlaması yaşasın babacığım. Değerli dostlar. Şimdi Erdo Baba da harika dönerimizin tadına bakacağız. Böyle tat yok. Böyle tat. Gayet lezzetli. Güzel dostlar, yaklaşık 85-90 gram et kullanıyorlar içinde. Karamelize soğan yakışmış. Mayonezleri de çok hoşuma gitti. Sarımsak tadını tatlı tatlı alıyorsunuz. Bak, avcarı görüyor musun abi? Karabiberi. Sonradan attığı pul biber gerçekten farklı bir lezzet vermiş. Adana pidesiyle de güzel oluyor. Ben seviyorum ya. Ve bu döner değil. Şöyle yediğimiz değil. Başka bir şey söyle. Sandviç gibi oluyor değil mi? Sen döneri çok mu seviyorsun? Değerli dostlar sunumlarında tepsi de şeklinde veriyorlar. Turşu da var. Benim hoşuma gitti ya. Şimdi kuyruk yağlı olması gayet başarılı olmuş. Eti kurutmamış. Bu da bence güzel bir özellik değil mi? Sağ ol. Evet. Benim hoşuma gitti. Evet her yerde kıyamet gibi gece dönercisi var. Ama bence hepsi birbirinden güzel lezzetler sunmaya çalışıyorlar. Fakat sizler için en farklısını bulmaya gayret ediyorum ki onlardan birindeyiz şu an. Erdo Baba'da hakikaten 10 numara tavuk döneri yiyebilirsiniz. Gece döneri yiyebilirsiniz değerli dostlar. Dediğim gibi 85-90 gram arası et var içinde. Fiyatı da 40 TL. Bilginiz olsun. 40 TL'ye harika lezzetli tadına bakabilirsiniz. Ve biz buraya gelirken yani bizim mahallemizde bir dönerci gördük. Ne? Ondan sonrasından da gördük. Öyle öyle gitmiyor. Her yerde var. Her yerde gece dönercisi var. Ama biz ne yapıyoruz? En iyisini bulmaya çalışıyoruz değil mi? O zaman ne yapalım? Yemeğe devam edelim. Videoyu da sonlandıralım. Değerli dostlar, hepsinden var YouTube kanalımızda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Erdo Baba'ya gelip bu harika lezzetin tadına siz de bakabilirsiniz değil mi? Baksınlar değil mi? O zaman ne yapalım? Kapanışımızı yapalım. Yok.